Hocam diğer bir soru, ağzımızda yediğimiz, içtiğimiz şeylerin, kahve, diş macunu vesaire tadı kalsa oruca zarar verir mi? Şimdi burada dikkat edilecek husus şu. Eğer sadece tadı ise, yani sadece tadı, başka bir şey değil, bir cürmü yok, bir şey yok ise bu durumda herhangi bir şey olmayacaktır. Yani çünkü siz sahur yaptığınız zaman da sabah 4 saat 5 saat sonra da yediğiniz şeyin ağzının tadında illa 3-5 ağzınızda kalacaktır. O illa olur. Onun için sadece tadı ise bununla bir beis olmaz. Ama tadı değil de tadının dışında bir takım şeyler varsa ve bunlar da tükürükle boğazdan aşağı gidecek olursa orucun bozulma veya mekruha düşme ihtimali olur ki biz bunu diş macununda bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani diş macunu adam kuru fırçalasa hiçbir beis yoktur. Kuru derken macunsuz. Yani macun ıslak, diş fırçası ıslak olabilir. Yani macun olmadan fırçaladı adam. Bir beis yoktur. Çünkü boğazdan aşağı gitme ihtimali olan bir şey yok. Ama macunla olacak olursa, bu durumda macun olduğu zaman da macunun belli bir yerlerde kalıp sonra tükürükle gitme ihtimali var. Bunun cürmü büyüyecek olursa da orucun bozulma ihtimali var. Onun için macunlu olan en az haliyle mekruhtur denilir. Bunlar da aynıdır. Eğer kalan şey bir cürmü olan bir şey ise, bu durumda eğer cürmü büyükse o zaman orucun bozulma durumu olur. Ama eğer cürmü olan çok şey, sadece ufak tefek şeylerse bu durum mekruh olma durumu olur. Onun için sahurdan sonra mutlaka ağzı çalkalamak Evet gerekir. hocam, bu cürümün ölçüsü var mı hocam? Mesela Nohut namazdan tanesidir sonra. diye geçiyor Evet, burada da kitaplarda. aynısı. Aynıdır. Evet hocam.